Kısıtlamalar ve tabii ki hayvanlar için açlık tehlikesi tekrar kapıda, çünkü lokantalar kapanıyor, gıda vesaire şirketleri kapanıyor, insanlar evlerine geri dönüyorlar. Peki biz ne yapmalıyız? Birincisi, kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını besleyenler istisna kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla biz herhangi bir kurum ve kuruluştan ayrıca izin almak zorunda değiliz. Öncelikle bunu bilelim, bu hakkımızı koruyalım. İkincisi, devletimizin kanun ve yönetmelikleri, ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın pandemi döneminde çıkardığı 4 adet hayvan koruma genelgesinin gereğini isteyelim. Vali ve kaymakamlara, bu genelgeler vali ve kaymakamlara besleme grupları, yani hayvanların doyurulması konusunda koordinasyon talimatını vermiştir. Kimlerle yapacak? Belediyeler, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlükleri ve siz gönüllerle, hiçbir ayrım olmadan. Dolayısıyla hemen acilen valilik ve kaymakamlıklara genelgelerin ve kanunların gereğini isteyeceğiz, yazılı giderek veya sosyal medya sayfalarından ulaşarak. Bu arada belediyeleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüklerini göreve davet edeceğiz, onları zorlayacağız. Ne yapacaklar bunlar? Belediyeler besleme yaptığı yerlerle ilgili kamuya ve sizlere bilgi verecek. Artı beslemelerini doğru yapacak, ama bunun ötesinde kaymakamlık ve valiliklerin koordinasyonuyla belediyeler sizlere kurumama, tavuk, kırıntı vesaire besleme derneğini, besleme desteğini vermek zorunda. Ne yapıyoruz? Genelgeleri koltuğumuzun altına alıyoruz, vali ve kaymakamlıklara talepte bulunuyoruz, doğa koruma ve belediyelere kardeşim hayvanlarımızın hakkını ver, bize mama desteğini ver, beslemeleri düzgün yap diyoruz. Nesrin Çıtırık, Hayvanları Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.